Nisan ayında otomobil satışları bir önceki yılın aynı ayına göre %20,61 azalarak 61.448 adede, hafif ticari araç satışları %28,6 azalarak 14.471 adede geriledi. Toplam otomobil ve hafif araç satışları ise %22,3 artarak 75.919 adede geriledi. Ocak-Nisan döneminde otomobil satışları %16,62 artarak 294.837 adede yükselirken, hafif ticari araç satışları %5,2 azalarak 76.601 adede geriledi. Toplam otomobil ve hafif araç satışları ise %11,3 artarak 371.438 adet oldu. Otomotiv satışlarında geçtiğimiz Mart ayında hafif ticari araç satışlarında daralma meydana gelirken Nisan ayında hem otomobil hem de hafif ticari segmentinde daralma gerçekleşti. Nisan ayındaki daralmanın nedenlerini Sıkı para politikası etkileriyle bankaların kredi musluklarını azaltması ve Nisan ayında yaklaşık 10 günlük bayram tatili olarak söyleyebiliriz. Sıkı politikaların devam edecek olması kısa vadeli satışlarda daralmanın devam edebileceğini bize gösterebilir. Unutulmaması gereken bir konu var ki her ne kadar satışlarda azalma meydana gelse de elektrikli araçlara olan ilgi artıyor. Bu kapsamda da orta vadede yeni hikaye otomotivde elektrikli araçlarda olabilir. Düşük bakım maliyeti, düşük enerji maliyeti, düşük emisyon olması, sessiz olmaları ve yüksek performansı olan elektrikli araçlara talebi de artırıyor. Her ne kadar cari açığın hem de enflasyonun düşürülmesi adına iç talebin kısıldığı bir ortamda ekonomi yönetiminin iç talebi yavaşlatma ve kredi musluklarını kısma hedefleri ve artan faizler sonucunda taşıt kredilerine erişim azalmasının devam etme beklentileri olsa da elektrikli araç hikayesine ek olarak Avrupa'da Haziran ayında beklenen faiz indirimleri ve ECB'nin teknik resesyondan çıkması ihracat kanallarının açılması ile otomotiv tarafını destekleyebilir.